Merhaba arkadaşlar. Bugün permütasyon kombinasyonla ilgili alıştırma soruları yapacağım. Birinci sorudan başlamak istiyorum. Yandaki şekilde kaç tane pınar kelimesi okunabilir diyor. Şimdi arkadaşlar pınar, 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 pınar şeklinde kutucuklarım var. Ben kaç tane pınar kelimesi okunabilir diye bakmak istiyorum. Şöyle yapsam. Önce şunu ikiye ayırım arkadaşlar. Bir sol tarafa bakacağım. Bir de sağ tarafına bakacağım. Yani şunu demek istiyorum. Şu pınar kelimesi şu baştakinin soluna bakacağım. Bir de ne yapacağım? Sağına bakacağım. Şimdi önce soluna bakalım beraber. Şimdi pınar kelimesini yazmak için I'ya gitmem lazım değil mi? P'ye yazdım. I'ya gitmem için ya şuradan gideceğim ya şuraya gideceğim. Kaç durum var? 2 durum var. 2 çarpı. Sonra N kelimesi için arkadaşlar mesela buraya geldim diyelim. N kelimesi için ya buraya gideceğim ya buraya gideceğim. Gene 2 durumum var. Çarpı. Devam. Ya diyelim ki burayı seçtim. A için ya buraya gideceğim ya buraya gideceğim. 2 durumum var. Çarpı. Diyelim ki buraya geldim. R için bir buradan var bir buradan var. Gene 2 durumum var. Artı. Aynı şekilde burada yapıyorum. Pınar için arkadaşlar. Ya I buradan gidecek ya I'ya buraya buradan gideceğim. 1. 2. N için arkadaşlar diyelim ki buraya geldim. N için ya burası ya burası. 2. A için diyelim ki N'yi burayı seçtim. A için arkadaşlar ya burası ya burası. 2. R için de aynı şekilde 2 tane durumum var. Toparlarsam 16 artı 16'dan 32 gelir. Ancak arkadaşlar şu pınarı şu büyük yazdım şu uzunca dikey olarak yazılan pınarı ben hem soldayken saydım hem sağdayken saydım ya. İki kere saymış oldum. O yüzden de eksi 1 diyorum. Demek ki 31 şekilde pınar kelimesini ben yazabilirim. Ya da uğraşırsınız 1, 2, 3, 4 diye tek 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 diye sayabilirsiniz ama dediğim gibi çok uzatırsınız. Evet, ikinci sorum. Üstteki Ö harfinden başlayıp İ harfine kadar harfleri izleyerek öğrenci kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir diyor. Şurayı bir silmek istiyorum arkadaşlar. Şurayı bir silmek istiyorum. Bakın, normalde diyelim ki şöyle bir tane kabaca şöyle diyelim şey var. Bir tane kare biçiminde şey aldım, yol aldım. Mesela A'dan başlayıp C'ye kaç farklı şekilde gidebilirim sorularında ne yapıyorduk? Diyorduk ki bir X, 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 X diyordum. Y, 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 Y diyordum. Kaç yol var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yol var. 8 faktöriyel bölü, 4 faktöriyel çarpı, 4 faktöriyel şeklinde yazıyordum değil mi bu tip sorularda? Peki buraya geldim. Burada da aslında öğrenci kelimesi değil mi? Öğrenci kelimesini yazıyormuşum. Baktığınız zaman şunları birleştirirsem arkadaşlar, şunları birleştirirsem şöyle. Bir tane. Küçük küçük kareler elde etmiş olmayacak mıyım? Aslında aynı şeyi elde etmiş olmadım mı? Bak Ö'den İ'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? Aynısıdır bu. Nasıl ki A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? 4 buradan dersin. 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Çarpı 4 faktöriyel dersin. Burada da arkadaşlar. Burada nasıl yapacaksınız? Bakın 1, 2, 3 buradan. 1, 2, 3 buradan. Toplamda 6 faktöriyel diyeceğim. Aynı. Şurada yaptığım gibi. 3 yatay, 3 de dikey şeklinde düşünürsem 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyeceğim. O da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3. 2, 1 dedim. 3 faktöriyeller gitti. 3, 2, 1 ile de 6 sadeleşti. 5 çarpı 4'ten de 20 olduğunu söyleyeceğim. Umarım şu iki soru anlaşılmıştır. Güzel sorular ve soru bankalarında bu tip soruları görürsünüz. Evet, üçüncü soru. Şekildeki 6 kutu boyanacakmış arkadaşlar. 4 farklı renkte boya bulunmaktaymış. Yan yana ve alt alta gelen herhangi iki kutu aynı renge boyayla boyanamayacağına göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi 4 tane boyam olsun. A, B, C, D diyelim. Boyaların isimleri A, B, C, D olsun. 4 farklı boyam var. Bakın burayı mesela A'ya boyadıysam burayı ve burayı A'ya boyayamıyorum. Veya şurayı C'ye boyadıysam şurayı ve şurayı C'ye boyayamıyorum. Yani yan yana veya alt alta olan iki kutucuk aynı renkte olmayacakmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çizim. Şöyle ilk dördünü çiziyorum. Bakın ilk dördünü çizeyim. Diyelim ki bunu A'ya boyadım. Bunu da B'ye boyadım diyeyim. Bunu A'ya boyama değil mi? Dördünden birine boyayacaktım. A'ya boyama ihtimalim 4.
Bunu B'ye boyama ihtimali. Tabii bunu artık A'ya boyadıysam bu A ve şu A olmayacak değil mi? O zaman B'ye boyama ihtimalinde ne olacaktır? 3 olacaktır. Peki hocam şunu neye boyayacağız? Bunu A'ya boyayamazsan ama B'ye boyayabilirsin mesela, değil mi? Veya bunu A'ya boyayabilirsin ama B'ye boyayamazsın, değil mi? Bunların bütün durumlarını şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir düşünelim. Birkaç tane kutucuk yapayım. Şu 4 tane kutucuktan başlamamın sebebi, zaten şu ikisini bulursam, şu ikisini de ona göre bulurum, değil mi? Şöyle kutucuklarımı yapayım. Şimdilik bu kadar yeter. Bakın. Bunu A'ya boyadım, bunu B'ye boyadım. Ve bunu da B'ye boyadım. Bunu A'ya boyadım. Veya aynı olacaksa arkadaşlar, bunu B'ye boyadım, tamam mı? Bunu C'ye boyayabilirim. Veya A'ya boyadım, B'ye boyadım, gene B'ye boyadım. Bunu neye boyayabilirim arkadaşlar? D'ye boyayabilirim. Aynı şekilde bunu A'ya boyadım, bunu B'ye boyadım. Bunu artık B olan bütün durumları aldım. Diyelim ki bunu da C'ye boyadınız. O zaman bunu neye boyamak durumundasın? A'ya veya A'ya yine boyayabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. A, B. Bunu C'ye boyamıştık. Bir de D'ye mi boyayabilirim? Değil mi? Bir de D'ye boyayabilirim. Son iki tane falan kaldık sanırım. Şöyle biraz daha yapayım. Şundan bir tane daha çizeyim. Görmeniz açısından yapıyorum. A'ya boyadım, B'ye boyadım arkadaşlar. Bunu C'ye boyamıştım, bir de D'ye boyayayım. A'ya boyayabilir miyim burayı? Evet. A'ya boyadım, B'ye boyadım, D'ye boyayayım burayı. Bir de nereye buraya boyayabilirim? C'ye. Demek ki bunu A ile B'ye boyasam diğer şu iki durum ne olacak arkadaşlar? 7 farklı seçenek olacak. 4 çarpı 3 dedim. Bunların ikisinin de alabileceği 7 farklı durum var. Çarpı 7 dedim. Çarpı. Bir de ne var arkadaşlar? Şu var değil mi? Şu var. Aynı şekilde şu ikisini silip, yani şunu birini silip. Aynı şekilde mesela BA gelse gene burada ne olacak arkadaşlar? Ona göre bir durum olacak. Mesela BA gelse ona göre bir 7 durumu olacak değil mi? Gene böyle 7 tane ne yapacaksınız? Sayacaksınız. Çarpı arkadaşlar. Bir de 7 diyorum. Bunu toparlarsanız 12 çarpı 49'dur ki 12 çarpı 49 da şurada hemen yapayım. 18 elde var 1, 108, 48, 588 geliyormuş. Hocam böyle uğraşmadan nasıl yapabiliriz? Uğraşırsan net görürsün. Uğraşmazsan da şöyle dersin arkadaşlar. Şöyle dersiniz. Dersiniz ki burayı 4'ünden birine boyadım. Burayı 3'ünden birine boyadım, değil mi? 4'ünden birine boyadım. 3'ünden birine boyadım. Değil mi? Şunu arkadaşlar şu dışında kaçından birine boyayabilirsiniz? Üçünden birine boyayabilirsiniz değil mi? Şunun dışında aynısı da olabilir. Bu arada bununla aynı yere de boyayabilirsiniz. Farklıya da boyayabilirsiniz. O iki durumu düşünebilirsiniz aslında. Nasıl? Ne demek istiyorum? Çarpı dersiniz. Aynı olursa zaten bir durum vardır. Bu neyse A ise, B ise mesela bu da B olacaktır. Bir durum vardır. Bunların dışında aynı ise bu. Bu aynı ise arkadaşlar. Buna kaç durum kalır? 3 durum kalır. 4 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 3 dersiniz. Artı 4 çarpı 3 çarpı. Aynı değilse arkadaşlar, şu ikisi aynı değilse iki tane seçeneğim kalır. Bu ikisi farklıysa buraya da iki tane seçeneğim kalır. O zaman 2 çarpı 2 dersiniz. Artı devam edersiniz. Aynı şekilde burayı da yaparsınız. Ve 588'e arkadaşlar ulaşırsınız. Veya dediğim gibi tek tek deneyerekten, deneyerekten zaten çok fazla bir şey çıkmıyor. 7 tane kutucuk çıkıyor. Bu 7 kutucuktan demek ki ikisini yazdıktan sonra 7 tane kutucuk geliyor. Sonra devamında da şu 2 kutucuk içinde 7 tane farklı durum var. Çarpı ne yapacaksınız? 7 diyeceksiniz. Hani hangisi işinize gelirse. Ha, bunun devamında ne olur derseniz 12, 36, 12, 48. En sonunda aynı şekilde. Mesela bunlar aynıysa falan. Bunlar farklıysa diye şundan gene yazarsınız. Bu mesela ne geliyor arkadaşlar? 36 artı 12, 48 mi geliyor? 48 geliyor. Bir daha bu şekilde alıp çarpıp 580'e ulaşabilirsiniz. Ama şu şekilde yapmak sanki daha mantıklı. Evet, dördüncü sorumuz. İknur kelimesindeki harflerin yer değiştirilmesiyle elde edilen 6 harfli kelimeler alfabetik sıraya diziliyor. Buna göre 482. kelimenin son harfi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi alfabetik olarak sıraya diziyorsam ilk başta burada I gelir değil mi? Sonra K gelir.
sonra L gelir, sonra N gelir, sonra R gelir, sonra da U mu gelir? Değil mi? Alfabetik olarak sıraya dizersek. İ harfiyle başlayanlara bakacağım, sonra K harfiyle başlayanlara, sonra L harfi, N harfi diye gireceğim. İ harfiyle başlayanlara bakıyorum arkadaşlar. Yer değiştirmesi. Şimdi İ başa geldi. Doğru mu? İ başa geliyorsa, İ başa geldi. Şu diğer 5 tanesini arkadaşlar, 5 faktöriyel şekilde ne yaparım ben? Sıralarım 5 faktöriyel dedim. O da 120 yapar. K başa geldi arkadaşlar. K 1, 2, 3, 4, 5. Diğer 5 tanesini 5 farklı şekilde sıraya dizebilirim. Faktöriyel şekilde. 120, 240 etti. 480 ulaşmaya çalışıyorum. L harfiyle başlayanlara bakarsam o da 5 faktöriyeldir, 120'dir. N harfiyle başlayanlara bakarsam 5 faktöriyeldir, 120'dir. Ne geldi? 120, 120, 240, 240 da 480. Şu an 480'inci sayıya kadar geldim arkadaşlar. 480'inci sayıya kadar geldim. O zaman demek ki 482. sayı R'den başlıyor. R'den hesaplıyorum. R başlar, R. Sonra İ gelir. Hani alfabetik sıraya göre diziyorum ya. R, İ, K, L, N, U. Bu 481. sayı. Yani 481. kelime daha doğrusu. Sonra şu N'in U'nun yerini değiştirebilirim. Değil mi? Çünkü alfabetik sıraya göre gidiyor ya. R, İ buralar değişmesin. En sondakini şu U'yu buraya atar. N'yi buraya atarım. Veya şu L ile oynarım. Değil mi? Sonra L ile oynamaya başlarım. Sonra K ile oynamaya, İ ile oynamaya başladım derken toplamda 120 kelime yazarsınız. Bu da kaçıncı arkadaşlar? 482. kelimemiz. Bu kelimenin son harfi de N, yani N'deymiş. Beşinci soru. A kentinden B kentine 3 farklı yol, B kentinden C kentine 4 farklı yol ve A kentinden C kentine direkt olarak 2 tane farklı yol var arkadaşlar, görüyorsunuz. Buna göre A kentinden C kentine kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir diyor. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki B'ye uğrayıp uğramama şartını bize söylememiş değil mi? Biz hepsini, bütün şartları uygulayalım. Mesela A'dan B'ye gitsin, B'den C'ye, C'den tekrar B'ye, B'den tekrar A'ya gitsin. Yani A'dan B'ye gitsin, B'den oradan C'ye gitsin, C'den B'ye, oradan tekrar A'ya. Veya A'dan B'ye gitsin arkadaşlar, C'den de B'den de C'ye gitsin, C'den de direkt olarak A'ya gitsin. Veya arkadaşlar A'dan direkt C'ye gitsin, direkt C'ye gitsin, C'den de önce B'ye uğrayıp sonra A'ya gitsin. Bir de A'dan C'ye direkt gidip C'den de A'ya direkt gelebilir değil mi? 4 farklı durum var. Bunların hepsini şimdi inceleyeceğiz. Şimdi A'dan önce B'ye gidiyor. 1, 2, 3 durum var değil mi? 3 durum. 3 çarpı. C'den de sonra B'den de C'ye gidiyor. 1, 2, 3 durum çarpı. Sonra C'den B'ye geliyor. Şimdi farklı yollar demiyor değil mi? Kaç farklı şeyde? Hani kullanılan yol bir daha kullanılmama şartı falan yok. O zaman 1, 2, 3 C'den B'ye 3 farklı yol. Sonra B'den A'ya gene 3 farklı yol. Artı A'dan B'ye gidiyor arkadaşlar. A'dan B'ye 3 farklı yol. Çarpı B'den C'ye 3 farklı yol. Çarpı bu sefer C'den A'ya direkt gidiyor. 1, 2 tane direkt gidiş var değil mi? Çarpı 2. Artı diğer durum A'dan C'ye direkt gidiyor. Ya böyle gidecek ya böyle gidecek. 2. C'den B'ye gidiyor. 1, 2, 3. Sonra B'den de ne yapıyor arkadaşlar? A'ya gidiyormuş. B kentine, C kentine 4 farklı yol. Bunu 3 yapalım. Çünkü 3 yapmış olduk bu şekilde. Bunu 3 yapalım. Ne dedik? C'den B'ye gitti. Sonra arkadaşlar B'den bir dakika. A'dan C önce B'ye gitti. Sonra C'ye gitti. C'den de A'ya tekrar geçmiş oldu. Ya da tam tersi dedik. A'dan C'ye, B'den A'ya gidiyor olduğunu söyledik. Şimdi C'den A'dan C'ye direkt gitti. C'den B'ye 3 farklı durum. B'den de A'ya 3 farklı durum dedik. Artı A'dan C'ye direkt gidebilir. 2 farklı durum var. C'den de A'ya 2 farklı durum var. Toparlayacak olursak 3 üzeri 4'ten 81 artı 9 çarpı 2'den 18 artı 6 çarpı 3'ten 18 artı 4 eşittir. 36 4 daha ne yapar arkadaşlar? 40. 81 de buradan
121 farklı yolu varmış. Şurada bir yolu çizmeyi unutmuşum. O yüzden aslında 4 yazmıştım soruda. 3 farklı yol. Önemli değil. Soru bu şekilde çözmüş olduk. Güzel bir soruydu. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. 6. 7. sorularla devam edelim. A kümesinin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı 4 ile bölünebilen kaç tane sayı yazılabilir diyor. Arkadaşlar 4 ile bölünebilmesi için son iki rakamının ne olması lazım arkadaşlar? Son iki basamağının 4'e tam bölünebilmesi gerekiyor. Bir de çift olması gerekiyor değil mi? Son basamak çift olması gerekiyor. O zaman son basamak ya 2'dir ya da 4'tür. 3 basamaklı dediği için şöyle 1, 2, 3 dedim. Veya 1, 2, 3 neden? Ya çünkü sonu 2'dir, bir durumdur. Ya da sonu arkadaşlar 4'tür, bir durumdur diyeceğim. Şimdi eğer 2 ise sonu arkadaşlar, sonu 2 ise bu ya 12'dir, değil mi? Ya 12'dir. 22 olmaz, 4'e bölünmez. Ya 32'dir ya da 52'dir değil mi? Çünkü son 2 basamağına bakarız. Son 2 basamağı 4'e bölünüyorsa bu sayı 4'e bölünüyordu. Ya son 12'dir ya 32'dir ya 52'dir. Başka da sayım yok zaten. 3 farklı durum var yani şu 1, 3, 5. Kaç farklı durum var? 3 farklı durum var. Şimdi rakamlar farklı dediği için birini buraya yazdım. Birini buraya yazdım. Geriye kaç tane sayım kaldı? 3 tane sayım kaldı. 3'ünden birini de buraya yazarım. Çarpıları unutmayalım. Şimdi 4'e geldim. Sonu 4 ise ya 24 olacak ya 44 olacak arkadaşlar. 14 olmaz, 34 olmaz. Şimdi zaten rakamlar farklı dediği için şu arkadaş olmaz değil mi? Rakamlar farklı diyor. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 2 mi olacak? Değil mi? 4 olamaz çünkü rakamları farklı demiş zaten. Bir durum da buradan var. Şu ikisini yazdım. Toplama kaç sayım kaldı? 3 sayım kaldı. 3 dedim. 3 çarpı 3 9 artı 3 9 artı 3'ten cevabında 12 geliyormuş. 7. soru. Kümesinin elemanlarıyla elemanlarının çarpımı 7'nin katı olan 3 elemanlı kaç tane alt küme yazılabilir? Arkadaşlar şu içerisine bakıyorum. Bu kümede 7 ve 14 7'ye tam bölünüyor değil mi? O zaman bu kümeden 7 ve 14'ü almadığım durumları düşünürsem yani tüm durum eksi 7 ile 14'ün olmadığı durumları çıkartırsam o zaman ne olur? 7 ile tam bölünebildiğini bulurum. Çünkü 7 ile 14'ün olmadığı durumları çıkarmak demek 7 ile 14'ün olduğu durumları bulmak demektir. 7 ile 14'ün olduğu durumları bulmak da demek 7'nin katı olduğu anlamına gelir. Çünkü bunların çarpımı 7'nin katı olmasını istiyor. Tüm durum arkadaşlar 15 sayıdan 3 sayı seçeceğim. 15'in üçlüsü. Eksi 7 ve 14'ün olmadığı durumlar. 7 ile 14'ü ne yaptım? Çıkardım. Toplam 13 sayım kaldı. 13'ün üçlüsü. Bu iki durumu bulursanız arkadaşlar nasıl bulacağınızı söyleyeyim. Gelin sizde 15, 14, 13 bölü 3, 2, 1 eksi 13, 12, 11 bölü 3, 2, 1 şeklinde işlemleri yaparsanız doğru cevabı bulursunuz. Evet 8. ve 9. sorularla devam ediyorum. 8. soru 3 evli çift ile 2 bekardan oluşan 8 kişilik bir arkadaş grubu düz bir sıraya çiftlerin her biri eşleriyle yan yana, bekarlar yan yana olmayacakmış. Şeklinde kaç farklı biçimde sıralanır diyor. Şimdi arkadaşlar evli çiftleri yan yana sıralayalım. Mesela erkek 1 ile kadın 1, erkek 2 ile kadın 2, erkek 3 ile kadın 3 bunlar evliler. Bunlar yan yana olacak arkadaşlar. Bekarlar ise yan yana olmayacaksa bunların aralarına girecek değil mi? Bunların aralarına girecektir. Şimdi kaç tane bekarım vardı benim? 2 tane bekar var. 2 tane bekar. Bunların 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. Bir tanesi 4'ünden 1'ine girer arkadaşlar. Diğeri de 3'ünden 1'ine girer. Çarpı. Şimdi evli çiftleri bağladık biz değil mi? Evli çiftleri şöyle bağladık. Bunlar arkadaşlar şöyle bir durum var. Kendi aralarında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir değil mi? Kendi aralarında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Bir de erkek ile kadın kendi arasında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Erkek ile kadın arasında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Erkek ile kadın kendi arasında değiştirir. Yer değiştirir. 2 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 12. 12 çarpı 6. 72. 72 çarpı 8. 72 çarpı 8 de
16 1 var. 576 mı yapıyor? 576 geliyormuş cevabı. Aşağıdaki soru A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde en az 2 tane çift sayı bulunur? Çift sayılarım arkadaşlar 2, 4 ve 6. En az demek ki 2 tane buradan seçmem gerekiyor değil mi? Bu 3 sayıdan 2 tanesini seçerim. Kaç tanesinde? 3 elemanlı olduğu için arkadaşlar. Geriye kalan 3 sayıdan da bir tane seçerim. Yani teklerden de bir tane seçerim. Ne olmuş oldu? Toplamda 3 sayım olmuş oldu. Veya arkadaşlar en az 2 tane dediği için hepsini çiftten de seçebilirim. 1, 2, 3 tane çiftim var. 3'ünü de ne yapıyorum? Çiftlerden seçiyorum. 3'ün ikilisi 3'ün birisine eşittir. 3'tür. 3'ün birisi 3'tür. 3'ün üçlüsü de 1'dir. 9 artı 1'den de cevabım ne gelir arkadaşlar? 10 gelecektir. Evet, 10. ve 11. sorularım. 10. sorum, 7 farklı kitabın tamamı yaşları farklı 3 öğrenciye dağıtılacaktır. Kitaplar öğrencilerden yaşı en büyük olan 4 tane, diğerlerinin ise en az 1 tane kitap olacak biçimde kaç farklı şekilde dağıtılır? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi büyüğe 7 tanesinden arkadaşlar 7 tanesinden 4 tanesini büyüğe verdim çarpı. Geriye 3 tane kaldı. 3 tane de 2 tanesini ortancaya veriyorum. Çarpı. Bir tanesine ne yapıyorum arkadaşlar? Küçüğe veriyorum. Veya 7 tanesinden 4 tanesini büyüğe verdik. Çarpı. 3 tanesinden bir tanesini ortancaya veriyorum. 3 tanesinden bir tanesini ortancaya veriyorum. Geriye kalan ikisini de küçüğe veriyorum. Başka da durum yok yani. Şimdi bunlar en az bir tane kitabı almak zorunda. 7'nin 4'lüsünü bulalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3, 2, 1. 7'nin 3'lüsünü alıyorum bu arada. Şimdi 7'nin 4'lüsü ile 7'nin 3'lüsü aynıdır. Çarpı 3 diyelim. Artı 7 çarpı 6 çarpı 5, 3, 2, 1. Çarpı 3 ne dedim? 3'ün ikilisi 3'ün birisine, yani 3'e eşittir arkadaşlar. Çarpı 3 diyelim. 2'nin ikilisi 1 zaten. Eşittir. 6 şunları göndersin. 35 çarpı 3'ten ne geliyor arkadaşlar bu? 35 çarpı 3, 105 mi yapıyor? Burada bir işlem hatası mı yaptık biz? 7'nin 4'lüsü 7, 6, 5 dedim. 3, 2, 1 dedim. 3 ile 2 gitti. 7 kere 5, 35. 35 çarpı 3 ne yapıyor? 100 küsür yapıyor. Bunun cevabı 100'ünü bulmuştum ama. Demek ki hatalı bulmuşuz. Neyse. 35 çarpı 3 ne yapıyor dedik? 105 yapıyor dedik. 105 de buradan var arkadaşlar. Cevabım ne geliyor? 210 geliyormuş. Çok da işlemlerle vakit kaybetmeyelim. 11. soru, rakamlar ile 3 basamaklı rakamları farklı 9 ile bölünebilen kaç tane sayı yazılabilir? 3 basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor ve 9 ile bölünmesini istiyor. Şimdi 9 ile bölme kuralı neydi arkadaşlar? Rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. 9'un katı olması için mesela ben 5, 4, 0'ı alabilirim. Başka 4, 3, 2'yi alabilirim. Başka 5, 3, 1'i alabilirim. Hocam 5, 2, 2'yi de alabilirsiniz. Sonuçta toplamları 9. Ama rakamları farklı diyor arkadaşlar. O yüzden alamıyorum. Rakamlar ne olacak? Farklı olacak biçimde almam gerekiyor. Şunun için arkadaşlar, tabii bunların sıraları da var değil mi? 4 başa gelir, 5 başa gelir gibisinden. Normalde 3 faktöriyeldir ama 0 başa gelmez. 0'ın başa gelme durumunu ne yapacağım? Çıkaracağım yani. 4 veya 5 başa gelir. 2 durum var. Artık 0'a gelebilir. 2... Son olarak 1, 2 çarpı 2'den 4 tane durum var. Veya 3 faktöriyel dersiniz, 0'ın başa gelme durumunu çıkartırsınız. 4, 3, 2, 3 faktöriyel şekilde sıralanır. 5, 3, 1, 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Bu 6'dır arkadaşlar, bu da 6'dır. Toparlarsanız 16 gelecektir cevabım. Evet, 12. ve 13. sorularla devam edelim. Şimdi üzerinde numaralar bulunan 6 tane top varmış ki 8, 10, 13, 20, 22, 30 numaralı toplarmış bunlar. A ve B kutularına 3'er tane olacak şekilde arkadaşlar dağıtıyormuşum. Her iki kutudaki topların üzerindeki numaraların çarpımı 5'in katı olması istendiğine göre bu dağıtım kaç farklı şekilde yapılıyor? Arkadaşlar 5'in katı olanlar 10, 20 ve 30 değil mi? Demek bunlardan en az bir tanesi A veya B'de olacak. Çünkü bir tanesinin olmadığını düşünün. Üçün aynı kutuya gittiğini düşünün arkadaşlar. Beşin katı olan bir durum bulamazsınız. O zaman şu üç tanesinden bak A'yı düşünüyorum. A kutusunu önce atıyorum arkadaşlar. Şu bir, iki, üç. Üç tanesinden şöyle siyahla.
3 tanesine. Bir tanesini A'ya attım. Geriye kalan 2 tanesini B'ye attım. Veya 3 tanesinden 2 tanesini, 2 tanesini A'ya attım. Bir tanesini arkadaşlar B'ye attım. Devam. 3'ün birisi, 3'ün ikisi eşit 3'tür. 3 kere 3'ler 9. 3 kere 3'ler 9. Demek ki cevabı neymiş? 18. Veya şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüm durum 6'nın üçlüsüdür. Değil mi? 6 tanesinin 3 tanesini A'ya attım diyelim. Çarpı geriye kalan 3 tanesini nereye attım? B'ye attım. Bundan neyi çıkaracağım? Şu üçünün aynı kutuya gelme durumunu çıkaracağım. Bu üçün aynı kutuya gelme durumu nedir? Ya 3 tanesi A'ya gelmiştir ya da 3 tanesi B'ye gelmiştir. 2 durumdur. Eksi 2 dedim arkadaşlar. Şöyle 6, 5, 4, 3, 2, 1, eksi 2. 6 ile 3, 2 gitti. 5 kere 4, 20. 20 eksi 2'den de cevabı ne gelecektir? 18 gelecektir. Aşağıdaki soru. Aralarında Ali ve Serdar'ın bulunduğu. Şu bir dakika. Ali ve Serdar diyor sonra şeyi değiştirmişim. Ali ile Serdar'ın diyelim. İsim değişikliği yapıyorum bazen, o yüzden böyle sıkıntılar oluyor. Aralarında Ali ve Serdar'ın bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacakmış arkadaşlar. Ali ile Serdar'ın arasında 2 kişinin olduğu kaç farklı durum vardır? Şimdi Ali, Serdar aralarında 2 kişi olsun. Yanlarda da tabii kişilerim olacak. Şimdi Ali ve Serdar dışında kaç kişi var arkadaşlar? 4 kişi var değil mi? Şimdi o 4'ünden biri buraya gelir. Diğeri buraya gelir değil mi? Kaldı 2 kişi arkadaşlar. Kaldı 2 kişi. İkisinden birini buraya atsam. Bak ikisinden birini buraya atsam. Tamam mı? Şurada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Bakın. Şurada 2 tane daha yer açılmaz mı? Şurada 2 tane daha ne olacaktır? Yer açılacaktır değil mi? Aralarına girebilecek. Çünkü buraya 1 kişi koydum ben. 1, 2, 3. Şu 3'ünden birine de. Şu 3'ünden birine de. 2 kişi gelecektir. Mesela buraya geldi. Bitti. Zaten Ali ile Serdar'ı yerleştirdim. 4'ünden biri buraya gelir. 3'ünden biri buraya gelir. Dedim ki ikisinden biri de buraya gelsin. Bunu buraya koyduğum zaman şurada 2 tane yer açılacaktır. Bir de burada bir yer var. 3'ünden birine de o en son 2 kişi gelebilir, sıralanabilir. Bu durum olur. Şimdi bunları bir düzenleyelim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 dedim. Bir daha yer açıldığı için 3 durum oldu. Bir de Ali ile Serdar'ın kendi arasında yer değiştirmesi var değil mi? Serdar burada olabilir. Ali burada olabilir. O bir yer değiştirme var. Çarpı 2 faktöriyel veya 2 de diyebilirsiniz. 4 çarpı 2, 3 12. 12 çarpı 2 24. 24 çarpı 3 72. 72 çarpı 2'den de cevabı ne geliyormuş? 144 geliyormuş arkadaşlar. Evet, 14. ve 15. sorularla devam ediyorum. 14. soru, bir gezi için Almanya ve Belçika ülkelerine 5 öğrenci gönderilecekmiş. Her iki ülkeye en az birer öğrenci gönderileceğine göre bu 5 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir? Şimdi arkadaşlar 5 öğrencim var, en az bir ülkeye gidecekler. 5 tanesinden bir tanesini Almanya'ya, geriye kalan 4 tanesini arkadaşlar Belçika'ya gönderebilirsiniz. Veya 2 tanesini Almanya'ya, geriye kalan 3 tanesini Belçika'ya. Veya 3 tanesini Almanya'ya, geriye kalan 2 tanesini Belçika'ya. Veya 4 tanesini Almanya'ya, geriye kalan 1 tanesini arkadaşlar nereye gönderebilirsiniz? Belçika'ya gönderebilirsiniz. En az 1 dediği için hepsine en az 1 tane olmak üzere sıraladınız. Bunu toplar cevabı bulursunuz. Veya arkadaşlar, şimdi 5 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir diyor. Şimdi 5 tane öğrenci ikisinden birine gidebilir. İkisinden birine gidebilir. Yani mesela bir öğrenci ikisinden birine gidebilir. Diğer öğrenci ikisinden birine gidebilir, ikisinden birine gidebilir, ikisinden birine gidebilir, ikisinden birine gidebilir. 2 üzeri 5 tane toplam durum var değil mi? Şimdi 2 üzeri 5 durum var ama şimdi aynı yere, 5'in de aynı yere gitmesini ben istemiyorum. Çünkü en az biri başka bir ülkeye gidecek çünkü. 2 üzeri 5'ten ne yapıyorum? Mesela hepsinin Almanya'ya gittiği ve hepsinin Belçika'ya gittiği durumları çıkarmam gerekiyor. Hepsinin Almanya'ya gittiği bir durum var. Hepsinin Belçika'ya gittiği bir durum var. Toplamda ne yapıyor arkadaşlar? 2 tane durum yapıyor. O da 32 eksi 2'den cevabım ne gelecektir? 30 gelecektir. Bu şekilde de yaparsanız 30 cevabına ulaşacaksınız. 15. soru. 6 farklı renkten çok sayıda bilyesi bulunan Emir dışarı çıkarken yanına alacağı 3 farklı renkten 4 bilyeyi
kaç değişik yolla seçebilir? Şimdi 3 tane farklı bilye alacakmış önce. Değil mi? 6 tane bilyeden 3 tane farklı bilyeyi aldı. Ama şimdi 4 bilye alacak, 3 farklı renk var. Mesela renk 1, renk 2, renk 3 diyelim. Tamam mı? Renk 3 diyelim. Bundan bir tane, bundan iki tane, bundan bir tane alabilir. Bundan iki tane, bundan bir tane, bundan bir tane alabilir. Bundan bir tane, bundan bir tane, bundan iki tane alabilir. Değil mi? En az bir tane alacak çünkü her birinde. Kaç durum var? 1, 2, 3 durum var. Bir de ne yapacaksınız bunu? 3 ile arkadaşlar çarpacaksınız. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 çarpı 3. Şunlar gider. Değil mi? Gider. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3'ten cevabı ne gelecektir arkadaşlar? 60 gelecektir. 16. ve 17. sorularla devam ediyoruz. Songül elindeki değişik renkteki 8 boya kalemini kullanarak yandaki şekilde verilen 6 kareyi 3 ve 6 numaralı kareler aynı renkte diğer karelerde burak karelerden ve birbirlerinden farklı renklerde olmak koşuluyla boyamak istiyor. Songül bu boyama işini kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi 6 tane kutum var arkadaşlar, 8 tane farklı rengim var. Bunlardan 8'inden birini seçeceğim. Ne yapacağım? Boyayacağım. 8'den birini seçeceğim. Ne yapacağım? Boyayacağım. 3 ve 6 numaralı renkler arkadaşlar aynı. Yani 3 ve 6 numaralı kareler aynı renge boyunacakmış. O zaman mesela 8'inden bir tanesini, 8 tanesinden bir tanesini seçerim arkadaşlar. Şu ikisini boyadım. Diyelim ki kırmızıya boyadım. Sonra geriye 7 tane rengim kaldı. Birbirlerinden farklı olacak. 7 tanesinden birini seçtim arkadaşlar. 7 tanesinden birini seçtim. Diyelim ki şurayı maviye boyadım. 2 için mesela arkadaşlar, 2 için 6 taneden bir tanesini seçtim. Çünkü 6 tane boyam kaldı. Bunu da siyah boyadım. Fazla rengim yok. O zaman 5 tane kaldı. 5'inden biri kaldı. Mesela burayı da neye boyadım? Sarıya boyadım. 4 tane kaldı. 4'ünden bir tanesini seçtim. Burayı da yeşile boyadım diyelim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 8, 7, 6, 5, 4 yapar. Bunu ben hesaplamıştım. Nerede hesaplamıştım? 6740 gibi bir şey geliyordu. Pardon, 6720 gibi bir şey geliyormuş. Neyse. Geldim aşağıdaki soruya. Bir zarın yüzeylerinden ikisi maviye, ikisi sarıya ve ikisi de kırmızıya boyanacakmış. Bir tane zar var arkadaşlar. Zarı hemen çizdim şöyle. Bir tane zar var. Bu zarın ikisi arkadaşlar maviye, ikisi sarıya, ikisi de kırmızıya boyayacakmış zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü var değil mi bir zarın? Ortak köşesi bulunan yüzeyler farklı renkte olmak şartıyla kaç boyama işlemi yapılabilir diyor. Ortak köşesi derken mesela şu ön yüzü düşün arkadaşlar. Şu ön yüzü düşündüğüm zaman şunun ortak köşesi var. Şu yüzde ortak köşesi var. Şu alttakiyle ortak köşesi var değil mi? Yandakiyle ortak köşesi var. Bir tek karşısındakiyle ortak köşesi yok. Demek ki bu neye boyanıyorsa karşısındaki de aynı renge boyanacak. Üstteki neye boyanıyorsa alttaki aynı renge boyanacak. Yandaki neye boyanıyorsa diğer yandaki de aynı renge boyanacaktır. Şimdi zaten ikisi maviye diyor, ikisi sarıya diyor, ikisi de arkadaşlar kırmızıya. Mesela şu yan ve yani öndeki ve arkadakini mavi, sarı veya kırmızıdan bir tanesine boyayabilirim değil mi? Üçünden birine boyadım. O zaman hem burayı maviye boyamış oldum, hem şu arkadaki var ya, arkadakini maviye boyamış oldum. Sonra şu yanlardakini düşünelim. Yanlardakilerden birini sarıya boyasam, yani sarıya boyama ihtimali iki tane rengim kaldı. İkisinden biridir, değil mi? İkisinden birine boyadım. Mesela ya sarıya boyadım ya da kırmızıya boyadım. Bunu da boyadıktan sonra şu alttaki ve üsttekilere bir tane seçeneğim kalıyor. O da birin birlisi. Yani 3 tanesinden bir tanesini şuna boyadım. 2 tane kalmış oldu. 2 tanesinden birini buraya boyamış oldum. Diğer bir tanesini de alt ve üste boyamış oldum. Bu şekilde 2 tanesi mavi, 2 tanesi sarı, 2 tanesi kırmızı olmuş oldu. 3, 2, 1'den de cevabım ne gelecektir arkadaşlar? 6 cevabını bulacağım. Evet, 18. soru veya 19. soruyla devam ediyoruz. 18. soru. 1'den 20'ye kadar olan kümenin elemanları çarpımı 4 ile bölünen 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Şimdi 3 tane eleman seç diyor. Bu 3'ün diyor arkadaşlar. 4 ile bölünsün çarpımları. Bunların çarpımları 3 ile bölünsün. Mesela 1'den 20'ye kadar şunu seçsem, 2 seçsem, 6 seçsem, bir de 3 seçsem. Bunları çarp arkadaşlar, 18 çarpı 2'den 36, 4'e bölündü mü?
bölünür. İşte böyle 3 elemanlı kümelerimi seç ve 4'e bölünsün. Bundan kaç tane var diyor. Bakın arkadaşlar, tek sayılarımı yazıyorum. Tek sayılarım 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Bunlar tek sayılar. Çift sayılarımı yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Bunlar da çift arkadaşlar. Bundan 10 tane var. Bundan 10 tane var. Değil mi? 10'ar tane varlar. Peki. Ben şöyle yapsam arkadaşlar. 4 ile bölmesini istiyorum ya. 2 tanesini çift sayıdan seçsem. Yani kaç tane çiftim var? 10 tane çiftim var. 10 taneden 2 tanesini çiftten seçiyorum. Diğer bir tanesini de tekten seçeceğim. 10 tane tekten de bir tane seçiyorum. 3 tane eleman seçmiş oldum. Veya arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. 3'ünü de çiftten seçebilirim. Niye olmasın ki? 10 tane çift var. 3'ünü seç. Kafan rahat olsun. Çünkü 4 ile bölünebilmesi için arkadaşlar 2 çarpı 2, yani 2 tane çift sayının çarpılması gerekir. Bu da ne yapar? 4 yapsın değil mi? 2 tane çift sayı çarp mesela 2 ile 10'u çarp 20. 4'e bölünür mü? Bölünür. 6 ile 8'i çarp mesela 48. 4'e bölünür mü? Bölünür. 2 tane çift sayı almanın amacı o zaten. 4'e tam bölünsün. Veya 3'ünü çift seç. Garanti 4 ile bölünür. Veya arkadaşlar dikkat, bir şey var bakın. 4'ün katları 4, 8, 12, 16, 20. Bunlar 4'ün katı mı? Katı. Bunlardan bir tane seç. Bu 5 taneden bir tane seç. Geriye kalan 2 tanesini istiyorsan tekten seç. Sıkıntı yok. Değil mi? Geriye kalanı istiyorsan arkadaşlar tekten seçebilirsin. Eşittir. 10'un ikilisi. Bunları neyse yapak. 10 çarpı 9, 2 çarpı 1 çarpı 10. Artı 10'un üçlüsü 10, 9, 8, 3, 2, 1. Artı 5 çarpı 10, 9, 2 çarpı 1 eşittir. Şimdi şunun şu sadelesinin 5, 450 geldi şuradan. Şuradan 450 geldi arkadaşlar. Şuradan 3'ler gitti. 8'de 2'yi değiştirdim. 4. 120 geldi. 120 geldi. Son. Şunun son sadeleştirdim. 45. 45 çarpı 5 ne yapar? 452, 225 yapar. Şuradan 225 geldi. Toparlarsan arkadaşlar 570, 225 daha, 795 gelecektir. Evet. Diğer bir soru. Bir otelde 2 yataklı 2 oda, dikkat, 3 yataklı 1 oda bulunmaktadır. Aralarında İsmail ve Kadir'in de bulunduğu 7 kişilik bir grup, İsmail ve Kadir aynı odada kalmamak üzere kaç farklı şekilde odalara yerleştirilir? Şimdi 2 tane 2 yataklı var değil mi? Şöyle yapalım. 2 tane 1-2 yataklı, 1-2 yataklı daha, bir de 3 yataklı odam varmış. Şimdi şöyle yapsam. Tüm durumdan İsmail ve Kadir'in beraber kaldığı durumu çıkarsam bulurum değil mi? İsmail ve Kadir'in beraber olduğu durumları bulalım. İsmail, Kadir. Aynen. Şöyle olabilir arkadaşlar. İkisi buraya gelebilir değil mi? Buraya gelebilir. Veya şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şundan bir tane daha yapalım. Şöyle. Şöyle bir tane daha. Değil mi? İkisi buraya gelebilir. İkisi buraya gelebilir. Veya ikisi arkadaşlar şu üçlüye gelebilir. Şu durumu bulalım, şu durumu bulalım, şu durumu bulalım. Bunlar beraber olduğu durumlar. İkisi beraber zaten birincisine gelmiş. Diğerine geldim arkadaşlar. İsmail Kadir buraya geldi. Geriye kalan 3 kişi, pardon, geriye kalan 5 kişi daha doğrusu. Mesela şuraya geldiğinizde geriye kalan 5 kişiden ikisini buraya, 3'ünü buraya atarım. Geriye kalan 5 kişiden ikisini buraya, 3'ünü, geriye kalan 3'ünü buraya atalım. 5'in ikilisi 10, 3'ün üçlüsü 1. Veya arkadaşlar ikisini buraya, 3'ünü buraya atarım. Yani 5'in ikilisi çarpı 3'ün üçlüsü gene 10. Veya arkadaşlar yaptım zaten, İsmail'e kadar yerleştirdim 3 tane yataklı olana. Geriye kalan kaç kişi kaldı? 5. 5'in ikisini buraya. 5'in şöyle yazalım. 5'in 2 tanesini buraya, 2 tanesini buraya. 3 tane kaldı. 3'ünü buraya. Son olarak bir tanesini de buraya yerleştiririm. Bir tanesini de buraya yerleştiririm. O da 10 çarpı 3'ten 30 yapar. Toplarsam 10, 10, 30, 50. Demek ki İsmail ile Kadir'in beraber kaldığı toplam 50 durum var değil mi? Toplam 50 durum var. Tüm durum ne arkadaşlar? Tüm durum 2.
Buradan 2 buradan, 3 buradan. Değil mi? Tüm durum 7 kişiden ikisini buraya yerleştiririm. 5 kişi kaldı. 5'inden ikisini buraya yerleştiririm. 3 kişi kaldı. 3'ünü de buraya yerleştiririm. Bu tüm durum. 7'nin ikilisi 7, 6. 2 çarpı 1 çarpı 5'in ikilisi 5 çarpı 4, 2 çarpı 1. 3'ün birisi, 3'ün üçlüsü zaten 1. Şimdi 6 ile 2 sadeleştirdim. 3, pardon. 21 çarpı 20 mi geliyor? Değil mi? 21 çarpı 20, o da 420 yapar arkadaşlar. Bu tüm durum. İstenmeyen durum ne? Hani 50 bulduk ya, İsmail ile Kadir'in yan yana gelmesi. 420'den de ne yapıyorum arkadaşlar? 50'yi çıkartıyorum. O da sana 370 yapıyor. Evet, şurada özür diliyorum. Şunları sadeleştirmemişim. Arkadaşlar bu 210 geliyor. Aman dikkat, işlem hatası yapmayalım. 210. 210'dan da 50'yi çıkartırsam cevabım 160 gelecektir. Evet, 20. soruma bakıyorum arkadaşlar. Bir ofiste çalışan 4 uzman ve 6 uzman yardımcısından her biri Temmuz veya Ağustos aylarından birinde olmak üzere bir aylık izin kullanacaktır. Bu ofisteki müdür bu aylardan her birinde tüm çalışanların yarısı izinli olacak biçimde planlama yapmak istiyor. Hem Temmuz hem de Ağustos ayında ofiste en az bir uzman bulunması gerektiğine göre kaç farklı planlama yapabilir? Şimdi arkadaşlar Temmuz'da diyelim ki Temmuz'da 4 uzmandan bir tanesi kaldı, iş yerinde kaldı. Geriye kalan 6 uzmandan arkadaşlar toplam 5, yarısı izni yarısı çalışıyor ya, 4 tanesi çalışıyor. Çünkü 5 kişi çalışacak o ay, Temmuz ayında 5 kişi çalışacak, 5 kişi tatil yapacak. Ağustos ayında 5 kişi çalışacak, 5 kişi tatil yapacak. Çarpı geriye kalan 3 tane uzman arkadaşlar Ağustos ayında, geriye kalan 2 tane de uzman yardımcısı Ağustos ayında tatilini yapar. Veya 4 tanesinden 2 tanesi çalışıyor uzmanlardan. Uzman yardımcılarından o halde 3 tanesi çalışır. Geriye kalan uzmanların ikisi Ağustos. Geriye kalan 3 tane uzman yardımcısından da 3'ü de Ağustos ayında çalışacaktır. Veya arkadaşlar 4 tanesinden 3 tanesi uzman kalıyor, çalışıyor Temmuz ayında. Yine 6 uzmandan 2 uzman yardımcısından 2 tanesi de çalışıyor. 5 kişi etti. Diğer kalan 1 tane uzman Ağustos ayında. Diğer kalan kaç tane kaldı? 4 tane uzman yardımcısı da Ağustos ayında çalışacak. Şimdi 4'ün 4'lüsü yapsanız hocam, 4'ünü ben Temmuz'da çalıştırsam Ağustos'ta çalıştıracak adam bulamam. O zaman bunu alamazsınız arkadaşlar. İster bunu hesapla. Şunlar hesaplaması kolay. Şunları almasanız da olur arkadaşlar. 1 geliyor. 1 geliyor. Şunlar 1 geliyor. Bunları hesaplarsınız. Mesela 4 çarpı 6, 5. 2 çarpı 1 derim. 6'ın 4'lüsü 6'ın ikisine eşit. Artı 4 çarpı 3, 2, 1 çarpı 6, 5, 4, 3, 2, 1 artı 4. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lüsüne eşittir. Direkt 4 diyorum. Çarpı 6, 5, 2, 1 diyorum. Şimdi sadeleştirmeler yapalım. 3, 3 oldu. 3 kere 5, 15. Çarpı 4'ten 60. Artı. Şunları sadeleştireyim. 2, 6 buradan geldi. Hatta şu 2, 3, 2, şu 3, 2 gitsin. 6 çarpı 5 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 120 yapar. Artı. Şu 3 gitsin. 3 çarpı 5'ten 15 çarpı 4'ten 60 hesaplarsan 240 farklı durum var. İster böyle yap. İstersen arkadaşlar tüm durumdan istemeyen durumu çıkar. Tüm durum nedir? 10 tanesinden yarısını arkadaşlar Temmuz'da, geriye kalan yarısını Ağustos'a atıyorum. İstenmeyen durum nedir arkadaşlar? 6 tane mesela Temmuz ayı için, Temmuz ayı için arkadaşlar çalışacak 5 kişinin de uzman olması, değil mi? Çalışacak 5 kişinin uzman olması. Bu Temmuz ayı için. Bir de Ağustos ayında veya Ağustos ayında çalışacakların hepsinin ne olması? Uzman yardımcısı olması. Yani uzman Temmuz'da veya Ağustos'ta olmama durumları. Ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Tüm durum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6'nın 5'lisi 6'nın 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisidir arkadaşlar. 6 buradan, 6 buradan. Eksi 12 diyorum.
Şunu hesaplarsak o olay biter. Şu 6 ile 3 2 gitsin. 5 ile şunu sadeleştireyim. 2 4 ile de 8 sadeleştireyim. 2 4 buradan 63 oradan 63 çarpı 4 ne yapar? 252 yapar. 252 eksi 12'den de cevabım arkadaşlar 240 gelecektir. İster bu şekilde yap, ister bu şekilde yap. Ama 10 numara 5 yıldızlı bir soru olduğunu görmüş olduk. Evet, 21 ve 22. sorularla devam ediyorum. Bir otelde 1'den 6'ya kadar rakamlarla numaralandırılmış tek kişilik 6 tane boş oda bulunmaktaymış. Bu odalara 3 arkadaş olan 5 kişi, arkadaş olanların oda numaraları ardışık sayı olacak şekilde. He, şimdi arkadaşlar toplam 5 kişim var. 3'ü bunların arkadaş ve 3'ü aynı sıradaki odalarla oturacaklarmış, kalacaklarmış. Ve 6 tane odamız boş. Şimdi bakın, 3 arkadaşım var. A1, A2, A3 olsun. Bunlar sıralı. Mesela biri 2'de kalıyorsa diğeri 3'te, diğeri 4'te kalacak. Biri 1'de kalıyorsa diğeri 2'de ve 3'te kalacak. Biri diyelim ki 3'te kalıyorsa diğeri 4'te, 2'de, 3'te, 4'te veya 3'te, 4'te, 5'te kalacak. Yani sıralı bir şekilde kalacaklar. Peki, 3'ünü birleştirdim. Geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? 5 kişi vardı ama 4 tane odam olduğunu gördüm. Şimdi bunları sanki tekmiş gibi düşünelim. Tekmiş gibi düşünelim. 1, 2, 3, 4 kişi var değil mi? Yani 4 tane kişi varmış gibi düşünüyorum. Bunları nasıl sıralayabilirim? 4'ünden birine koyuyorum. 3'ünden birine, 2'sinden birine. 4'ünden birine, 3'ünden birine, 2'sinden birine. Hani böyle sıralama yapar değil mi? 4 tane kalmış oluyor çünkü. O da sayısı. Bir de arkadaşlar, şu arkadaşlar 3 faktöriyel şekilde kendi aralarında yer değiştirebilir. Bak bir daha söylüyorum. Şu 3'ünü birleştirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane oda gibi düşünüyorum artık. Şu arkadaşlarımla beraber 4 oda gibi. 4'ünden birine yerleşirler. 3'ünden birine yerleşirler. 2'sinden birine yerleşirler. 1'inden birine yerleşirler. Aslında 4 faktöriyel. Şu 3 arkadaşım da kendi arasında yer değiştirelim 3 faktöriyel. 4, 3, 3, 1. 24 çarpı 6. 3 faktöriyel 6'dır. Bu da arkadaşlar 144 yapar. Geldim 22. soru. 10 erkek ve 6 kız öğrenciden oluşan 16 kişilik bir sınıftan önce bir sınıf başkanı seçilecekmiş. Daha sonra bir kız, diğeri erkek, biri kız, diğeri erkek olacak şimdi. 2 tane de başkan yardımcısı seçilecekmiş. Kaç farklı şekilde seçim yapılabilir diyor. Şimdi başkanı bilmiyorum. Erkek mi olacak, kız mı olacak başkanı bilmiyorum. Ama bir tane yardımcımız erkek, bir tane yardımcımız kız olacakmış. Öncelikle diyelim ki benim başkanım erkek olsun. Yani 10 kişiden bir tanesini seçtim, bu başkan. Çarpı erkeklerde 9 kişi kaldı. 9 tanesinden bir tanesini de başkan yardımcısı seçtim. Çünkü bir tane erkek başkan yardımcısı lazım. Çarpı bir tane de 6 kızdan bir tanesini de başkan yardımcısı yaptım. Çünkü bir tane kız başkan yardımcısı istiyorlar. Veya artı başkanı kızlardan seçerim. Başkanı kızlardan seçtim. 6'nın birisi. Çarpı 5 kızım kaldı. Bu 5 kızdan bir tanesi de başkan yardımcısı olacak. Çarpı bir tane de erkek yardımcı lazım. Yani onun birisi. 10 çarpı 9 çarpı 6. 90 çarpı 6 540 artı. 6 çarpı 5 çarpı 10. 30 çarpı 10'dan 300. Demek ki 840 farklı biçimde ben seçim yapabiliyormuşum.